ablam, acaba rica etsem bana 200 liracık borç verir misin? Hemen ödeyeceğim, söz. Para mı istiyorsun Güven Efendi? Ya mein Schwitzer, sadece 200 liracık çık. Madem öyle, gel bakalım. O zaman ver kolunu. Ne oluyor ya? Çalışacaksın Güven Efendi. Otur bakalım şöyle. En sevdiğim üçlü. El emeği, göz nuru, alın teri. Çalış bakalım Güven Efendi. Hayırdır Gülben, ne oluyor? Müsaade ederseniz ablacığım, 30 yıldır Kırım Kongo kanamalı kenesi gibi bana yapışıp iliğimi kemiğimi sömüren kardeşim Güven hayatında ilk defa çalışıp kendi parasını kendi kazanacak. Anladım şimdi, tamam. Bak delikanlı, canım hiç acıtmıyorsun, güzelce yapıyorsun pedigürümü. Ya ablam ne saçmalıyorsun sen ya? Ben manikür pedigür yapacak adam mıyım ya? Ben bugüne bugün girişimci bir iş adamıyım. Ne oldu? Kanına mı dokundu Güven Efendi? Ben 20 yıldır pedikür yaparak bu parayı kazanıyorum. Ay gene kavga mı ediyorsunuz? Bağırışınız ta içeriden duyuluyor. Annem! Benim kanatsız meleğim, acaba 200 liracık borç verebilir misin annem? Ay tabii veririm oğluşum. Al bakayım. Ay anne yapma, gözünü seveyim. Bu çocuğa para vererek asal aklına sen alıştırıyorsun. Bırak çalışsın. Gitsin kendi parasını kendi kazansın. Al şunu da. Ya ablam niye insanların yanında gururumu incitiyorsun ya? Hay, güleyim bari. Sende gurur ne gezer Güven Efendi. Hadi bakalım. Naş. Hayda. Ablam ayağını paketledim. Sen rahat ol, tamam mı? Ben gidiyorum ya. Aklımda pümpümü giydirdin zaten. Hiç yakışmadı zaten sana. Ver. Güven. Anne. İnanamıyorum sana ya. Sana da değil. İstemiyorum ya. Ben kendi paramı kendim kazanıp çalışıyorum. Ver abla, ver. Malzemeleri aldım, eniştim. Getirdin mi? Getir bakalım. Bana bak. Para tırtıklamadın değil mi? Şu fişi ver bakayım. Fişi aldın mı? Fişe bakayım bir. Ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var lan? Ben sana güvenir miyim hiç? Aa, bu ne lan böyle? Domatesin kilosu 5 lira mı? Oğlum ne domatesi? Nereden aldın? Nerede yetişiyor bu domates böyle 5 liraya? Ya eniştem sen bana niye kızıyorsun ki ya? Sanki ben yüksektim ha. Türkiye dolarından çok daha pahalı olmuş. Aa, bu bibere bak 8 lira. Ulan bu altın borsasını geçmiş. Bana bak, bundan sonra biz altın maltın takmayalım düğünlerde. Ben direkt olarak geline biber takayım, damada da biber takayım yani. Eniştem etin fiyatı daha da yükselmiş ya. 30 lira. Etin kilosu 30 lira olur mu ya? Vallahi batacağız ha. Oğlum 30 liraya et alırsak biz bu tezgahı kapatalım gitsin. Nasıl yetişeceğiz biz buna ya? Yok eniştem, daha ucuzunu bulacağız. Nasıl? Benim bir arkadaş var, yabancı et getiriyor. Ben yarın ona uğrayacağım. İyi tamam, aferin, bari oradan kullanalım eti. Yoksa biz dükkana vuracağız ki dedi anlaşılan. Buraya gelirken aklıma yolda wunderbar bir fikir geldi eniştem. Kazancımızı 3'e, 4'e hatta 5'e katlayacağız. Aklına? Evet. Fikir geldi. Evet. Ulan sende akıl mı var ki fikir gelsin? Enişte bir dakika dur dinle ya. Deutschland'da hamburgercilerde bayan garsonlar çalışıyordu. Ama çok güzel kızlardı eniştem. Ya onları görmeye her gün hamburgerciye gidiyordum ben. Vay sapık vay. Ya yok eniştem. Ya diyorum ki ben, buraya da bir tane öyle kız alsak. Buradaki müşteriler kum gibi olur eniştem, kum gibi. Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Aferin lan Güve. Fare olalı bir kedi yakaladın yani sonuçta. Tamam, kızları ben ayarlarım. Benim portföyüm çok geniştir bu konuda. Ben kızları hemen arıyorum. Vay sapık eniştem vay. Hadi bakalım kızlar çalışın. Koş koş koş. Oh oh, şu çıtırlara bak. Çıvırlara bak. Hanımefendiciğim. Buyurun. Bizim siparişlerimiz vardı. Çift lavaş Adana. Hemen geliyor efendim. Lan Güve, iyi ki senin aklına uymuşuz da bu çıtırları, bu melekleri almışız. Baksana müşteriye kum gibi kaynıyor ha. Ben sana dedim eniştem, bende girişimci ticari zeka var. Güvene güven, gerisini boş ver. Hadi kızlar çabuk. Kusura bakmayın efendim, siparişler biraz gecikti. Hiç önemli değil bayan, sabaha kadar beklerim sizi. Çok şekersiniz. Bah. Eniştem görüyor musun ya? 2 dakika sipariş gecikse bu pala vır konuşur. Şimdi bir saattir bekliyor vallahi. Tabii güzel kızları görünce şeyleri tutuldu. Nutukları tutuldu yani. Ma
Maşallah, maşallah. Şunun koşuşuna bak. Allah, kankam altınlara bak. Ya kanka, bir Sinan amcanın dürümcüsünün yerine. Cennete mi geldik ya? Hurilere bak. Onu bunu bilmem ama ben okulu bırakıyorum kanka. Direkt babamın yanında işe başlayacağım. Ölümüne senleyim. Kolaysın baba. Ulan Can Afacan Şakraban'la onun promosyonu Sercan. Ne işiniz var oğlum sizin burada? Biz Sinan amcaya gelip yardım edelim dedik. Yardım etmeye geldiniz. Aferin lan, fare oğlu bir kedi tuttunuz ha. Hadi içeri girin de o zaman Sıtkı Usta'ya yardım edin. Domates biberini yıkayın hadi. Domates biber yıkamak mı? He. Ya biz servis yapsaydık ablalarla birlikte. Ablalarla birlikte. Ben sana şimdi bir servis yaparım da karşı sahaya kadar gidersin. Eşek sipası. Sen bana yardım etmeye mi geldin, kızlarla fingirdeşmeye mi geldin? Hadi içeri, arkaya geç. Hadi eşeğe sipalar sizi. Çık. Ya eniştem, Seyit Brother'ımın açlık grevi biraz daha fazla sürse, şu var ya dürümbüsü dürümbüs zincir yaparız valla. Dua edelim Zeyno o Seyit'e acıyıp eve geri dönmesin. Amin. Sevgili seyirciler, şu an Kıvacık'ta oldukça ilginç bir eylemdeyiz. İlginç dedik. Neden ilginç? Bir açlık grevinin orta yerindeyiz. Fakat bu açlık grevi bildiğimiz açlık grevlerine pek benzemiyor. Bu bir aşk grevi. Seyit Bey, yaptığınız aşk grevini biraz anlatır mısınız? Ya bacım nesini anlatayım? Yani karım el alemin fesatına uydu. Beni terk etti, evi terk etti. Ben de Zeyno'm geri dönsün diye burada açlık grevi yapayım. Eşinizi çok seviyorsunuz galiba. Seviyorum tabii. Dünya bir yana, Zeyno'm bir yana. Dünya yıkılsa ruhum duymaz. Zeyno'mun böyle tırnağına bir çöp batsa ciğerim parçalanır. Ciğerim parçalanır. Zeyno, gördün televizyoncular gelmiş. Zeyno oldu mu bu şimdi? Bütün cümle alem sizi seyredecek. Aman, Seyit kendi çağırmıştır o televizyoncuları. Onu affedeyim de folim edeyim. Ama ben yemem. Kızım, ya kocan hakikaten suçsuzsa? Ha? Hadi gel vazgeç şu inattan, barış kocanla kızım. Dayı, sen kimin tarafındasın? Benim tarafımda mı, Seyit'in tarafında mı? Olur mu kızım? Tabii senin tarafındayım. Heh, o zaman benim tarafındaymış gibi davran Dayı. Seyit Bey, eşinizin sizi yanlış anladığını söylüyorsunuz. Peki, size ekranlarımızdan eşinize seslenme imkanı veriyoruz. Ona neler söylemek istersiniz? Bir dakika. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Tarazülüfleri bir yana bırak. Tarazülüfleri bir yana bırak. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im. Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Ya Sıtkı Usta biraz çabuk ol ya. Kızım sen de iyi salla. Sallanma ayağın, sallanmayın. Birader bizim bir adana vardı. Bir UFO vardı, ne oldu ya? Hem de bir şiş vardı. Tamam tamam geliyor. Hadi ya bak bir şey var, şiş var, dürüm var, Adana var. Çabuk ol biraz. Lan Güve nerede kaldın oğlum? Bir yere gidiyorsun, dönmek bilmiyorsun. Kaç saattir neredesin? Seyit'in et aldığı dükkan gittim. Orada da etin kilosu 30 lira ya. Oha. Oh my god, yani buna çıldırmış olmalı eniştem ya. Ben de başka bir yere gittim. Nereye gittin? Yani dedim ya sana, benim bir arkadaş var, yabancı et getiriyor. Hem de ne et eniştem, leziz mi leziz. İşte hem de üstelik yarı fiyatına. Bana bak lan, bu etler yurt dışından geliyor. Bunlar böyle gıda besin tüzüğüne uygun mu? Başımızı belaya sokmayalım. Bu nasıl et lan Güven? Bu resmen turuncu oğlum. Ya eniştem ne alakası var ya? Avrupa Birliği gıda sektörüne uygun olmayan ete izin verir mi hiç? Ha? Vermez. Bu et sadece birazcık soğuk depoda beklemiş, o yüzden rengi kaçmış. Umarım başımıza bir şey gelmez, yoksa ben senin o başını kırarım, haberin olsun. Ver Sıtkı Usta'ya da hemen kebapları hazırlasın. Tamam eniştem. Sıtkı Usta.
Eniştem, nasıl bak? Kızlar geldi, bak ortalık cıvıl cıvıl oldu. Evet, ortalık cıvıl cıvıl, kızlar da cıvır cıvır. Lan Güve, bu etler bir acayip kokuyor. Bozuk mozuk olmasın oğlum? Ya Avrupa eti bunlar eniştem ya. Tabii farklı kokacak. Büyük Türk düşünürü Nihat Doğan ne demiş? Ne demiş? Benim memleketimin koyunu bile Avrupa'nın koyunundan farklı bakıyor demiş. Eti de farklı olacak tabii. Hadi oradan lan. Müşteri beğensin de sorun yok yani. Ya beğenir eniştem, beğenir, sen merak etme. Eniştem yalnız şu Seyit'in açlık grevi 2 ay falan daha devam etsin. Bak o zaman nasıl köşeyiz ha. Seyit dedin de şimdi aklıma geldi. İçim parçalandı ya. Bu çocuk ne zamandır bir lokma yemek yemedi. Açlıktan ölüyordur. Sıtkı Usta oradan bir Urfa atsana. Seyit Urfalı ya, ona ben bir Urfa kebabı götüreyim de yesin çocukcağız. Ya ne alakası var eniştem ya? Açlık grevinde olan adama Urfa kebap mı götüreceksin ya? Saçmalama be. Açlık greviymiş. Ölsün mü çocuk açlıktan? Ben ona zorla yedirtirim onu, hiç merak etme. Ya eniştem, senin bu yufka yürekliğin yüzünden dürümüsü elimize kaçıracağız ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi Sıtkı Usta hadi. Hemen bir sar şunu Urfa'yı da götüreyim ben Seyit'e. Al bakalım bunlar, buraya gidecek. Bu nasıl et ya? Ne var bunun içinde? Ya arkadaş, ne biçim dürüm bu ya? Bu ne biçim et ya? Ne oluyor lan? Patron müşteri eti hiç beğenmedi. Ya şikayet ediyor. Dürümlerden bir lokma lan geri bırakıyor. Güven baksana, millet eti hiç beğenmemiş. Ne olacak şimdi? Ya eniştem bu et Avrupa eti diyorum, yabancı et diyorum ya. Çok lezzetli. Demek ki onların damak tadı henüz gelişmemiş yani. Alışırlar. Allah cezanızı verecek. Ya arkadaşım nasıl et bu ya? Ne var bunun içinde ya? Ne koydunuz? Güven ya açıklarsana oğlum, açıklama yap millete lan. Tamam eniştem, ben hallediyorum. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bu et yabancı et. Yani Avrupa malı. Sizin mideniz hassasmış demek ki. Bakın ben bile yiyorum ya. Sıtkı ustam ver oradan bir şiş. Bakın. Bu neymiş ya? Arkadaşlar yallarına bırakmayalım. Polis çağırın, linç edelim bunları. Polis çağırın.